rahmetli babamın, annemin Çanakkale, Bigat taraflarında yakın ahbapları vardı. Onların da işte Biga ile Lapseki arasındaki bir köyde yazlıkları falan olurdu. Biz her yaz oraya giderdik. Yakından bildiğim bir yerdir Lapseki. Çok güzel bir yerdir. Ama ben Lapseki kadar Lapseki ile Biga arasındaki Çardak kasabasını daha çok severim. Çok küçüktür. Her yıl panayırı olur, yağlı güreşleri olur filan. Hareketli, cıvıl cıvıl bir yerdir. Lapseki de öyledir. Müthiş bir yer. Mutlaka gidin görün. Şimdi o yeni köprüyle zaten çok da kolaylaştı. İşte oraya Altay Altuğ gitti, bizim Altay'ımız. Niye? Çünkü Türkiye'deki en güzel kirazlardan bir kısmı da Lapseki'de üretilir. Eşme, pıspıs, Lapseki devi diye filan farklı isimlerle adlandırılan kirazları var. Şimdi eşme kirazının hasat zamanı. Altay da yardım etti o hasada. Lapsekimiz kirazıyla, şeftalisiyle güzel. Tatlı, verimli ve bol kirazımız var. Kıpkırmızı bunlar, kıpkırmızı. Cam canlı, cam gibi, pırıl pırıl. Ağaçların tepesinde çocuklarımı okutuyorum. Ekmeğimizin peşindeyiz. Güneştepe'de hava çok sıcak. Burası bir kiraz tarlası, Çanakkale Lapseki'deyiz. İşte dallarda, ağaçlarda emekçiler, işçiler çalışıyorlar. Kovalara kıpkırmızı kirazları dolduruyorlar. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Ürünler bu sene maşallah bereket bol. Bol bir yıl geçiriyoruz. Üreticilerimiz eşme kirazıyla birlikte hasatlarını başlattılar. Lapseki devi kirazı biz 20 yıl önce tesadüfen bahçemize girdi. Lapseki'de bahçelere girdi. Tesadüfen? Tesadüfen, yani bir yerden aşılık alındı herhalde. Adı da Lapseki devi oldu. Normalde çay bardağına sığmayan bir üründür. Bu kirazın sarısı bile zorluyor çay bardağını. Öyle göstereceğim şimdi, bakın. Görüyor musunuz? Burada tıkanmaya başlıyor. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? 30 seneden beri bu işi yapıyorum. Ben çocukluğumdan beri. Ayrıca kiraz üreticisiyim kendim de. İnşallah para eder. Biz de çiftçiler kazanırlar. Napolyon deniliyor. Pıspıs kirazı diye geçiyor burada. Eşme var. Alın teriyle çalışıyorsunuz burada. Evet. Kiraz şimdilik iyi. Tırfanda kiraz iyi para yapıyor. Hangi ürün mazot parasını kurtaracak? Onun hesabını yapmak lazım yani. Bir dalda iki kiraz, biri al, biri beyaz. Üç dalda da üç Lapsekili ablamız var. Gülümser, Zeynep ve Nuran abla. Gülümser abla, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Çoğu çiftçinin geçim kaynağı bu. Çocuk okutuyor musunuz, büyütüyor musunuz? Büyütüyorum. Bir tane üniversiteyi bitirmiş oğlum var. Bir de ortaokula giden kızım var. Alın teriyle. Aynen öyle. Yeşim bağrında çalışarak. Aynen öyle, çok sıcak. Sıcakta biraz zor oluyor ama yapmak zorundayız. Nuran ablanın yanına çıkmaya çalışıyorum. Abla sen nasıl çıktın oraya? Ben çıkamıyorum ya. Alışkınız çocuğumuz buralara çıkmaya. Biz en son çocukken çıktık, unutmuşuz ağaca çıkmayı. Öğreneceksiniz artık. Ne yapıyorsunuz? Kiraz topluyoruz. Kiraz topluyoruz. Bayağı toplamışsınız. Şöyle gösterelim mi kameraya doğru? Evet. Oo, kaçta başladınız sabah? 6. Başlarsam elimdeki yetmez. Çünkü tadı çok lezzetli. Çok güzel. Ben ilaç alırken de yiyorum. Bu iki. Ben hem ilaç atıyorum hem dalına koyuyorum. Bu üç. Yeter, bana kalmıyor. Vermem. Afiyet olsun be. İsterseniz yiyin, isterseniz ağacı da verelim be ya. Ağacı da kökünden götürürüm ben. Tabii, teşekkür ederiz. Salla sana, salla sana mendilini. Akşam oldu, göndersene sevdiğimi.